Tekrar merhaba arkadaşlar. Dersimizin ikinci kısmıyla devam ediyoruz. Şimdi ilk kısımda biraz dil bilimin formel tarafını tanımaya çalıştık. Burada da dil bilimin formel tarafını biraz daha eleştirel bir gözlükle ele alacağız. Şimdi öncelikle az önce şey paylaşmıştım hatırlarsanız. Sevdiğim bir komediden bir şey paylaşmıştım. Yine sevdiğim bir komediden bir şey paylaşıyorum. Az önce sanırım ne kadar cebirsel, ne kadar matematiksel ve zor olduğunu görmüşsünüzdür formel dil bilimi. Orada gerçekten de cehennemvari bir atmosfer vardı. Onu gören tabii insanlar, öğrenciyken ben de buna dahildim. Gerçekten, gerçekten çok şeysin, çok bilgesin. Nasıl böyle bilgi olabiliyorsun gibisinden bir şey düşünmüştüm. Bu arada bu alıntı şeyden. The Monty Python and the Holy Grail adlı komedi filminden. İnsan gerçekten şaşırıyor. Şimdi devam edelim. Biçim bilimde hatırlarsanız ben size şeyden bahsetmiştim. Biçim bilim kök, ek, gövde gibi yapılarla ilgilenir demiştim. Şimdi bir de dilin evrensel kısımlarına formel dil bilimin baktığından dikkat çekmiştim. Şimdi burada üç tane farklı dilden örnekler görüyoruz. Bir tanesinde Türkçe örneğimiz var. Çiçekçiyi gördüm. Kırmızıyla yazılan yerler ekler. Diğer yeşil kısımlar kökler ya da tabanlar diyebiliriz. İngilizce örneğimize gelelim. She answered unhappily. Burada dikkat ederseniz yine unhappily kısmında unwilling ekleri kırmızıyla yazılmış. Happy kısmı yeşil. Almanca'da Ich hab dir geglaubt diye bir cümle var. Sana inanmıştım, sana inanıyordum gibi çevirebiliriz bu cümleyi. Burada da yine kırmızıyla işaretlenmiş ekler ve yeşil kök var. Şimdi Türkçe örneğe baktığımızda şunu görüyoruz. Türkçe örnekte kökten sonra ekler devam ediyor. Biz bunlara son ek diyoruz. Yani önce kök geliyor, daha sonra sağa doğru bize göre yazı şeyine göre yazı yönünde sağa doğru ekler devam ediyor. Ya da önce kökü söylüyoruz, sonra ekleri söylüyoruz. Biz bunlara son ekler diyoruz. Türkçe'de böyle bir şey var, sistem var. Hani biçim bilim dillerin kök ve ek sistemleriyle ilgilenir demiştik. Peki bütün dillerde ekler son ek şeklinde midir? Hayır, değildir. İngilizce örneğe baktığımızda mesela happy, happily olabilir ama kimi zaman da unhappy örneğinde olduğu gibi eki yani an kısmını sözcükten daha önce söyleriz. Kökten daha önce söyleriz. Bu da şu anlama geliyor. Yani Türkçe gibi dillerde son ekler vardır. İngilizce gibi dillerde ön ekler de bulunabilir. Hatta bazı diller tamamen ön ek kullanabilir. Bunda bir sakınca yoktur. Bu dilin tamamen sistematiğiyle alakalı. Almanca örnek daha da ilginç. Biz buna çevrel ek diyoruz. Glaub fiili, inanmak fiili. Geçmiş zaman olması için önüne bir G ve sonuna bir T alıyor. Hani bunlardan, bu eklerden hangisi geçmiş zaman dediğimizde T geçmiş zamandır diyemiyoruz. Ya da G geçmiş zamandır diyemiyoruz. G ve T beraber geçmiş zaman oluşturabiliyorlar. Geçmiş zaman anlamını katabiliyorlar. Yani kökün iki tarafına da geldiği için biz bunlara çevrel ekler diyoruz. Yani çevresine geldiği için kök. Şimdi aşağıdaki örneğe bakalım. Kök artı ek eşittir gövde. Gövde artı ek eşittir gövde dedik. Yani biçim bilimde temel sözcük yapısını şu an bununla gösterdik. Böyle bir şekilde açıkladık, soyutladık diyelim. Yalnız dikkat ederseniz burada şey var. Bir sorun var. Daha elimizdeki ilk üç örnekte bile kök artı ek şeklinde olmayabileceğini gördük. Yani şöyle de olabilir bu. Ek artı kök eşittir gövde, ek artı gövde eşittir gövde şeklinde de olabilir. Unhappily'de olduğu gibi. Ya da ek artı kök artı ek eşittir gövde, ek artı gövde artı ek eşittir gövde şeklinde de yapılabilir. Dolayısıyla özellikle Türkiye'de çok karşılaştığımız bir sorun bu. İnsanlar çok böyle hani Türkçe dilinin hakimiyetine düşünmeye, analiz yapmaya alışkınlar. Bizim dil bilim bölümlerinde öğrencileri kurtarmaya çalıştığımız alışkanlıklardan, yanlış alışkanlıklardan bir tanesi de bu. Bütün diller Türkçe gibi davranmak zorunda değiller. O yüzden şurada gördüğünüz
kök, ek ve gövde şeklinde yazılacak bir formül doğru değil. Çünkü gördüğünüz gibi İngilizce ve Almanca'da böyle bir yapı tutmuyor. Peki, çok güzel. O zaman ne yapmamız lazım? Ya da klasik biçim bilimin sorunlarına birazcık daha devam edelim. Eklemeli olmayan biçim bilgisi diye bir şey var. Bir geri slayta gidersek bakın burada köküler ve eklerden bahsetmiştik. Hani anlamı değişiyordu. Çiçek çiçekçi yapıyordu. Bir de burada o yani görebildiğiniz gibi mesela I go there ifadesine bakıyoruz. Bu oraya giderim. İngilizce'de I went there dediğimiz zaman bu oraya gittim anlamına gelen bir ifade oluyor. Biz neyi değiştirdik? Sözcüğü go fiilini olduğu gibi değiştirdik. Bakıyoruz. Hani sonunda bir ek mi geldi desek, hani ildiği geldi desek o zaman bu neye nereden çıktı? Hani G burada görebiliyor muyuz, göremiyor muyuz? Tamamıyla W'ya dönüşmüş. Ne olduğunu anlayamıyoruz. Yani olduğu gibi değişti. Dolayısıyla biz burada eklemeli olmayan biçim bilgisi var diyoruz. Ne demek bu? Yani şu anda bir anlamsal bir değişiklik var. Eylem geçmiş zamana dönüşmüş. Ama bu geçmiş zamana dönüşme işleminde bir ek kullanılmamış. Bir ekin varlığı söz konusu değil. Böyle durumlara biz eklemeli olmayan biçim bilgi istiyoruz. Hatta buraya yazmadım ama hani şöyle anekdot olarak vereyim. Türkçe'de mesela bizim masmavi, kıpkırmızı, mosmor gibi böyle pekiştirilmiş sıfatlarımız vardır. Oradaki kıpkırmızı, masmavi, mosmordaki mas ve mor gibi, mos gibi kısımlar eklemeli biçim bilgisine dahil değildir. Biz bunları ekler diyemeyiz. Çünkü sürekli değişiyorlar. Sözcüğün ilk ünsüzü ve ünlüsünün kopyalanmasıyla oluşturulan bunlar fenomenler, olgular. Dolayısıyla biz bunlara şey diyemiyoruz, ek diyemiyoruz. Çünkü ekler sabittir, değişmezler. Bakın Türkçe'de bile eklemeli olmayan biçim bilgisi var. Ama yine kazara Türkçe eklemeli biçim bilgisini çok kullandığı için İşte öğrencilerimiz sık sık Türkçedeki bu kıp, mos ve mas gibi yapıları gördüklerinde hemen bunun önek olabileceğini, Türkçede önek vardır gibi zanlara kapılırlar. Ama Türkçede önek yoktur. Yani alıntı sözcükler haricinde. Onlar da çok işlek değiller zaten. Üretkenlikleri yok. O zaman ne yapacağız? Yani klasik biçim bilimine devam ettiğimiz zaman bunlara bizim eklememiz lazım. Ama bunlar ek değil. O zaman ne yapacağız yani? Şimdi öncelikle bizim kök ifadesinden bir kurtulmamız lazım. Çünkü biz şunu bilmiyoruz. Hatırlayın bir önceki dersimizde kanat kanadı ifadesinde ı'ları çıkartıyorduk biz oradan. Yani ı eklemiyorduk, ı'ları çıkartıyorduk. Kanadından ı'yı düşürüp biz onu kanat yapıyorduk, değil mi? Şimdi dolayısıyla bizim kök dediğimiz şey bir türetmeye temel oluşturan bir şeydir. Tamam mı? Biz eğer kanatı kök olarak alırsak o zaman buraya şey gelmiş, bir göstermeki gelmiş. O zaman göstermeki geldiği için dönüşüm o yöndedir şeklinde bir algıya kapılabiliriz. O yüzden biz buna kök demiyoruz. Taban diyoruz. Taban dediğimiz şey mesela sonu D ile biten kanat gibi yapıları da kapsar. Aklınızda bulunsun. Kökten kurtulursak yavaş yavaş sorunları çözmeye başlıyoruz. Artı bir önceki slaytta mesela kök artı ek eşittir gövde demiştim. Bakın burada her biçim bilimsel olayın eklerle olamayacağını gösteriyorum. Mesela go ve went arasındaki dönüşüm hiçbir eke bağlı bir şey değil. Dolayısıyla biz buna ek diyemeyiz. Ek diyemediğimiz için biçim bilgisel işlem dememiz lazım. Mesela bu tamamen dönüştürülmüş bir şey. Bir de bunun dışında işte mesela Türkçe'de de sık sık kullandığımız ortak kökler falan diye karşımıza çıkan aslında onunla alakası olmayan işte mesela kırmızıyı gördün mü? Kırmızı normalde bir sıfattır ama ben az önce isim gibi kullandım bunu. Orada da aslında ben bir biçim bilgisel işlem yapıyorum. Hani kırmızı sıfatını alıp şu an sizin göremediğiniz bir işleme tabi tutuyorum. Yani yazdığımızda göremediğimiz bir işleme tabi tutuyorum. Ve bunu isim yapıyorum. Artık isimsin sen diyorum. Ve ona gösterme ekini getirerek kullanıyorum. Dolayısıyla
Kırmızı örneğinde olduğu gibi ben yağıyı getirmeden önce ona isim yaptım. Ama neyle yaptım? Orada bir şey gözükmüyor. Kırmızı artık isim diyerek yaptım bunu. Dolayısıyla böyle eklemeli olmayan şeyleri biz biçimsel işlem dememiz lazım. Sonuç olarak taban artı biçimsel işlem bize gövdeyi veriyor artık. Gövde biçimsel işlem yapılmış sözcüğe dönüyor. Gövde artı biçimsel işlem yine bize gövdeyi veriyor. Bakın hala burada artının şeyi var. Hani önce taban gelir, sonra biçimsel işlem gelir şeklinde bir bize düşünceye sevk ediyor. Ama burada artının da özelliklerini değiştirmemiz lazım. Yani bizim buradaki artıdan kastımız şey hani ikisi bir arada. Yani dolayısıyla biz buraya artı değil, taban ve biçimsel işlem, gövde ve biçimsel işlem şeklinde düşünmemiz lazım. Bizi buna sevk ediyor klasik bir biçimliğin sorunları. Başka bir soruna geçecek olursak, şimdi burada daha ilginç bir şey oluyor. Örnekler yine Türkçeden, hepimiz bildiğimiz için. Ben oraya gittim, sen oraya gittin, Ayşe oraya gitti, biz oraya gittik, siz oraya gittiniz, Ali ve Ayşe oraya gittiler. Şimdi bunun yapısını çıkarmaya çalıştığımızda şöyle bir şey görüyoruz. Eylem kökü ya da eylem tabanı. Daha sonra zaman eki gelmiş, geçmiş zaman. Daha sonra kişi eki gelmiş buralarda. Ama Ayşe oraya gitti cümlesine ve Ali ve Ayşe oraya gittiler cümlesine baktığınız zaman her yerde biz yani gittik de gittiniz de biz kişi eki görmemize rağmen üçüncü tekil ve üçüncü çoğulda Türkçe'de biz kişi ekini görmüyoruz eylemlerde. O zaman ne yapmamız lazım? Yani şu çıkardığımız formül eylem kökü artı zaman eki artı kişi eki buralarda çalışmıyor. Daha buralarda patlak verdi. Ne yapmamız lazım? Klasik biçim bilim burada şöyle bir yanıt veriyor. Diyor ki evet Ayşe oraya gitti, Ali ve Ayşe oraya gittiler şeklinde cümleleri söylüyorsunuz. Ama orada söylemediğiniz bir ek daha var. Sizin görmediğiniz bir ek. Gittiden sonra bir tane bir kişi eki daha var orada. Üçüncü tekili işaretliyor. Tıpkı gittimdeki M'nin birinci tekili gösterdiği gibi. Ama diyor bunun böyle fonetik etiketi yok. Bu diyor zihinlerde var diyor. Aynı hani birinci tekili ya mesela ikinci tekili şuraya bir dönelim. Nasıl biz ikinci tekili çoğul yapmıştık? Gittiniz şeklinde hani izi de getirerek çoğul yapmıştık. O da diyor ki bu görüş. Gittiden sonra bir ek daha var. Ondan sonra da leri getiriyorsunuz ve öyle çoğul yapıyorsunuz. O aynı şekilde devam ediyor diyor. Yani şurada olduğu gibi gitti. Üçüncü tekil kişi eki, yani üçüncü kişi eki ve daha sonra çoğul eki. Biz bunlara klasik dil biliminde sıfır biçim birim adını veriyoruz. Neden sıfır biçim birim diyoruz? Çünkü bunlar telaffuz edilecekleri zaman ortaya çıkmıyorlar. Yani bakıyorsunuz ne yazıda ne konuşma esnasında ortaya çıkan bir ek yok. O ortaya bir ek çıkmadığı için biz bunlara sıfır biçim birim şeklinde adlar veriyoruz. Yani sıfır, telaffuza sıfır etkisi olan, yani anlamsal olarak etkisi var ama telaffuza bir karşılığı yok. Ve şöyle bir boş küme sembolü gösteriliyor. Şimdi burada aslında çok tuhaf bir yere vardık. Sıfır biçim birimler dediğimiz zaman. Birisi bize kalkıp şunu söyleyebilir. Şimdi siz görmediğiniz şeylerin var olduğunu iddia etmeye başladınız. Buraya kadar çok mantıklı gidiyordunuz. Mantığınız sizi hepsi vardı, o zaman burada da vardır ama söylenmiyordur gibi bir iddia kurmaya yöneltti. Ya sizin görmediğiniz başka yerlerde, başka eklerde varsa, mesela ben, sen, o ifadelerinden sonra aslında sizin görmediğiniz yalın hal denilen bir ek varsa atıyorum. Ya da mesela sıfatlardan sonra onun sıfat olduğunu gösteren bir ek varsa, isimden sonra onun isim olduğunu gösteren bir ek varsa ama bunlar söylenmiyorsa, biz bunu nereden bileceğiz? Ya da mesela okula 3 kişi geldi dediğimizde okula 3 kişiler geldiler demiyoruz. Okula 3 kişi geldi. 3 kişi aslında çoğul bir ifade. Eylemin de çoğul olmasını normalde bekleriz ama ne ifade çoğul ne de eylem çoğul. Biz onlara tekil gibi davranıyoruz. Biz kalkıp bize şey diyebilir. Burada sizin bilmediğiniz bir sıfır biçim birim var. Aslında çoğul onlar. Orada bir çoğul eki var diyebilir. Lerler var. Ona lerlere benzer bir şey var diyebilir.
Çünkü Türkiye'nin diğer kısımlarında çoğu ekini biz görüyoruz. Burada da vardır. Sadece söylenmiyordur diyebilirler. Şimdi bir kere siz böyle bir şeyin kapısını araladığınız zaman klasik biçim bilimde oradan içeriye çok korkunç şeyler girebilir. Yani en başta siz bir ontoloji varlıkların görünmeyen yapıların olabileceğini söylediniz. Birisi de kalkıp orayı görünmeyen sonsuz sayıda varlıkla, yapıyla doldurabilir. Bu tıpkı şey gibi bir şey yani. Unicornlar diye bir şey var. Birisi de unicornlar ne diye sorar. Siz boynuzlu at dersiniz. Aa, o zaman Pegasus da var, o da kanatlı at der. Ondan sonra birisi başka bir at şey yapar, uydurur. Belki bu da yüzgeçli at mesela. Bunun at ciğerleri yok, solungaçları var. Bunun trakesi var falan. Şimdi siz bir anda mitolojik bir evrene girmiş olursunuz. Sıfır biçim birimler aslında bu anlamda klasik biçim bilimin bu mantığın kurallarını, tümden gelimin a priori düşünme sisteminin kurallarını kullandığı için, formal yöntemler kullandığı için uydurmak zorunda kaldığı bir şey. Ve uydurduğu zaman da ortaya mitolojik bir evren çıkarması söz konusu bir sorun. Peki, buraya kadar anlattığımız kısmı, az önce mesela kök demeyelim, taban diyelim, ek demeyelim, biçim bilimsel işlem diyelim, biçim bilimsel işlem diyelim. Buralarla kurtarmıştık ama sıfır biçim bilimlerden şimdi nasıl kurtaracağız kendimizi? Ya da öyle bir şekilde kurtarmamız lazım ki kendimizi, mesela eklemeli olmayan biçim bilgisel yapılar, Go ve Wend gibi yapılarda bu bulduğumuz çözüm sayesinde kurtulabilsinler, onlar da açıklanabilsinler. İşte burada aslında sizin benden çok daha iyi bildiğinize inandığım bilişsel şemalar diye bir çözüm önerisi ortaya çıkıyor. Bilişsel şema nedir? Bilişsel şemayı şöyle açıklayabiliriz. Mesela siz şeye gittiniz diyelim, bir restorana gittiniz diyelim. Restoranda bekleyeceğiniz bazı şeyler vardır, değil mi? Öncelikle bazı yerlerde rezervasyon vardır, bazı yerlerde yoktur. Gider ve boş bir masa bulup oturursunuz. Hani boş bir masa bulmak diye bir şey vardır. Ardından oturduğunuzda şunu bilirsiniz. O restoranda yenilecek bir takım şeyler vardır. Bir takım cisimler vardır. Bunlar sizin tarafınızdan tüketilebilir, yenilebilir şeyler. Bu cisimlerin sıralı olduğu bir menü olabilir. Bir garson çalışıyor olabilir ve bu menüyü garson size getirebilir. Getirirken yürüyerek gelir. Muhtemelen parende atarak ya da yukarıdan bir iple üzerinize sallanarak Spider-Man gibi gelmez. Geldiğinde siz nerede yaşıyorsanız oranın dilini konuşarak size ne alırsınız ya da hoş geldiniz gibi bir şey söyleyebilir. Ardından siz menüye baktığınızda oradan bir şey seçmeniz ve ona söylemeniz gerektiğini bilirsiniz. Sonra yemeğinizin hazırlanacağını bilirsiniz. Ardından yemeğinizi yiyip bitirdikten sonra ya da kalkmak istediğinizde gidip bir yere ödeme yapmanız gerektiğini bilirsiniz. Bakın şimdiye kadar ben size bir senaryo anlattım, değil mi? İşte restoranda yemek yemek senaryosunun içine dahil olan şeyleri tek tek listeledim size. Biz dünyaya ilişkin böyle sürekli böyle karşılaştığımız türden deneyimlere dair kafamızda bir şema oluştururuz. Böyle soyut bir haritasını çıkartırız. Az önce anlattığım basamaklar mesela restoranda yemek yeme şemasının içeriğine dair şeylerdi. İşte bilişsel şemalar bizim dünya ile olan haşir neşir olmalarımız, karşılaşmalarımız neticesinde bizim zihnimizde oluşturduğumuz böyle özet niteliğinde bir takım haritalar, bir takım algoritmalar. Böyle bakabilirsiniz olaya. Peki buraya kadar çok güzel. Az önce mesela restoranda yemek yemekten örnek verdim. Peki bunun dille ne alakası var? Biliyorsunuz insanlar böyle hani dille sadece kendilerine saklamıyorlar. Dille biz aynı zamanda iletişim kuruyoruz ve gündelik hayatın içerisinde konuşuyoruz, kullanıyoruz bunu. Dolayısıyla biz dille tıpkı restoranda yemek yemek olduğu gibi bir deneyim elde ediyoruz. Bu deneyimlerden ortaya çıkan bir takım bilişsel şemalarımız oluyor. Az öncekine benzer bir şekilde. İşte buna kuruluş dil bilgisi diye çevirmişler. Ben konstrüksiyon biçim bilim ya da construction grammar diyeceğim. Daha alışkınım, o Türkçe ifade bana şey gelmedi, çok yeni bir çeviri gibi geldi. İşte construction grammar dediğimiz dil bilim yaklaşımı tam da bunu söylüyor bize. Dilin de böyle bir takım deneyimler doğuracağını ve bu deneyimlerin bir zihnimizde harita, bir algoritma ortaya çıkartacağını
Yani dolayısıyla bizim dil bilimsel ve bilişsel şemalarımızın bir arada bulunduğunu söylüyor. Yani bilişsel şema ve dil bilimi birleştirdiğimizde ortaya construction grammar çıkıyor. Peki construction grammar ortaya çıkıyor diyelim. Bu sadece cümle düzeyinde kalmıyor. Aynı zamanda az öncekinde olduğu gibi biçim bilime de uyarlanıyor. Biçim bilime uyarlanmış biçimini 2010 yılında Gerrit Boy tarafından ortaya atılıyor. Construction morphology ya da konstrüksiyon biçim bilimi. Peki burada ne deniyor? Az önceki örneğe hatırlarsanız sıfır biçim birimler vardı. Burada artık bizim sıfır biçim birimlere ihtiyacımız yok. Peki neye ihtiyacımız var? İşte buna ihtiyacımız var. Kırmızı çizgilerle kutular içerisinde aldığım şeyler construction morphology'nin, konstrüksiyon biçim biriminin öne sürdüğü ve zihnimizde bulunduğuna inandıkları bilişsel şemalar, bilişsel dil bilgisel şemalar. Deniz örneğine bakalım mesela. Şimdi bu kutuların içerisinde ne görüyoruz? En başta sağa doğru iki tane slash'ın arasında deniz ifadesini görüyoruz. Dil biliminde sağ slash varsa bir yerde bu fonolojik özelliği gösterir. Bunun nasıl telaffuz edileceğine dair bir ipucu verir insana. Onun zihinsel bir şeydir, bir kaydıdır. Tırnak işareti içerisinde deniz ifadesini görüyorsunuz. Bu anlamı. Bir de bunun isim diye altında bir şey var. Bu da bunun türü. Yani cümle içinde kullanacağımız zaman ne olarak kullanıyoruz? Bunu bir isim olarak kullanıyoruz. Dolayısıyla biz deniz construction'la artık bunlara konstrüksiyon deniyor. Çünkü construction grammar'da bilişsel şemaya construction deniyor. Bu yapıda bizim deniz yapısında üç tane bilgimiz var. Yani nasıl telaffuz edileceği, anlamın ne olduğu ve bunun cümle içinde kullanıldığında kategorisinin ne olduğu. Bir de hemen onun sağ tarafında başka bir kırmızı kutu var. Bu kırmızı kutuda da iki tane slash var. Ortası boş bırakılmış üç nokta var. Daha sonra bir artı c diye bir şey var. Bir ek var. Daha önceki bir önceki derste hatırlarsanız, izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Biz c diye bir ekten bahsetmiştik. Bu ilk anlamda, ilk manada bir şey satan anlamına geliyordu. Ama burada hani bakıyoruz anlamına nokta noktada çalışan kişi anlamı katıyormuş. Ya da işte nokta noktayla ilgilenen kişi anlamı katıyormuş ve bunun da türü isimmiş. Yani buradan biz şunu anlıyoruz. İkinci bir şemamız var bizim. Bu hatırlarsanız hani ben size dikkat ettiyseniz mesela restorana gitmek şemasında size garsonun ismini söylemedim. Garsonun konuştuğu dili söylemedim. Restoranın nerede olduğunu söylemedim. Bir genel bir daha soyut bir şemadan bahsettim. Burada da benzer bir şey var. İşte bir şey cı şeması var. Bunun bir yerde çalışan kişi anlamı var ve bu isim türünde bir şemaymış. Yani bazı bilgiler sürekli sıklıkla karşılaştığımız için tıpkı garsonun hangi dili konuştuğu, yaşının kaç olduğu bilgilerini biz söylemediğimiz gibi eksiltili olduğu oraların hızlıca doldurulabileceği durumda olduğu gibi burada da buralar doldurulabilir durumdalar. Buradan ben şunu anlıyorum. Siz deniz diye mi telaffuz ediyorsunuz bunu? Tamam, üç noktalı yere onu yapıştırın. Sonra ünlü uyum kurallarına göre C'yi ona göre çekin siz. Hani ona göre düzenleyin. Denizci oluyor artık bu şema. İki şemanın hani artısı aslında birleşimi oluyor. Nokta noktada çalışan kişi diyordu. Birincisinde anlamı denizdi. Deniz aldık oraya yapıştırdık. Denizde çalışan kişi oldu. İsimdi, hala isim. Hiçbir şey değişmedi. Yani mesela biz bunu bir eyleme dönüştürmedik. Eyleme de dönüştürebilirdik. Mesela Türkçe'de Leyla eyleme dönüştürür. Örneğin Google sözcüğünü biz İngilizce'den alıyoruz. İşte Google'da adını aradım. Biz bunu adını Google'ladım şeklinde de söyleyebiliyoruz. Ben duydum mesela böyle bir cümleyi. Dolayısıyla mesela Leyla'nın altında, Leyla şeyinin altında, construction'ın altında bir şey göreceğiz. İsim değil, word diye bir şey görebileceğiz. Şimdi hemen sağ tarafta başka bir iki tane construction'ımız, iki tane şemamız var. Bunlardan birincisi go. Go diye telaffuz ediliyor. Anlamı gitmek ve geçişsiz bir eylem. Yani nesne almayan bir eylem. Diğer tarafa baktığımız zaman went diye telaffuz ediliyor. Bu da gitmek, nokta geçmiş yazdım oraya. Yani gitmenin geçmiş zaman hali demek. Bu da geçişsiz bir eylem.
Şimdi bakın, iki şemada da ortak olan şeyler şunlar. Nasıl telaffuz edildiği, anlamının ne olduğu ve kategorisinin cümle içinde kullandığımızda bunun kategorisinin ne olduğu yönündeki bilgiler. Burada hemen şu iki, yani dört tane kutunun ortasında mesela ikişer ikişer ayırdığımızda ortada iki yönlü bir şey var. Ne derler? Bir ok işareti var. Bu şunu gösteriyor. Bu şema bununla ilintili. Yani bu buna dönüşebiliyor, bu da buna dönüşebiliyor. Hatırlayın, kanat kanadı ifadesinde biz bir sıkıntıya düşmüştük. Yani biz ona eklemeli biçim bilgisi açısından yaklaştığımız için ne demiştik? Yani insanların çoğunun yumuşama diye düşünmesinin sebebi şuydu. TD'ye dönüşür. Niye? Çünkü ek geliyor, bir şey değişmiş burada. Oysa biz şunu bilmiyoruz. Ek çıkartılmış mı yoksa oraya sonradan mı eklenmiş? Biz buna dair bir şey bilmiyoruz. Sadece buna dair bir hissiyatımız var. Bir yerde bir şey fazlalıksa o sonradan eklenmiştir diye düşünüyoruz. Burada ona mahal vermemek için çift yönlü ok kullanılıyor. Yani bu şu demek. Bir tanesini merkeze alma. Diğeri de doğru olabilir. Sen Went'ten Go'ya da gidiyor olabilirsin. Go'dan Went'e de gidiyor. Go'dan Went'e doğru da gidiyor olabilirsin. Dolayısıyla herhangi bir tanesini merkeze alıp bu buna dönüşmüştür deme. İkisi de mümkün anlamına geliyor bu ok işaretleri. Eğer biz bunu kanat durumunda kullanırsak insanların kanat kanadı ı eklendi. I eklendikten sonra değişti. Demek ki TD'ye dönüşüyor şeklindeki bu basit ön yargılarını kırabiliriz. Yani bundan da bizi kurtarıyor konstrüksiyon biçimleri. Başka bizi neyden kurtarıyor? Mesela sıfır biçim birimlerden bahsetmiştik. Bakın GoWent'te olduğu gibi siz klasik biçim bilimde sıfır biçim birimler var demek zorunda kalıyordunuz. Burada artık onu demek zorunda değilsiniz. Neden? Çünkü Go diye bir tane construction var. Went diye bir construction var. Ve bunlar ok işaretlerinden de anlaşılacağı üzere ilintili şeylermiş. Birbirleriyle ilişkili şeylermiş. Çift taraflı bir ilişki söz konusuymuş ve bu ilişki kopacak bir ilişki de değil yani. Bunlar birbiriyle sizin hafızanızda ilintili olacak şekilde kayıt edilmiş şeyler. Haliyle artık ben bunu yaptıktan sonra benim ya işte Went'in sonunda aslında bir tane sıfır biçim birim var. O bu fonolojik değişime uğramış. İşte G W'ye dönüşmüş. O E'ye dönüşmüş. Zamanla bir tane nazalizasyon gelmiş. T de zaten geçmiş zaman gibi böyle tuhaf bir çıkarım yapmanın önüne geçecek bir şey oluşturuyor. Haliyle ben Went'in sonunda artık sıfır biçim birim alamayacağım. Çünkü bu sistemde sıfır biçim birimler anlamsız, anlamlı şeyler değiller. Az önceki kırmızıyı düşünün mesela. Kırmızı diye bir şey var. İsim construction'ı diye bir şey var. Ben isim construction'ını alıyorum. Şurada deniz denizci de olduğu gibi. İsim construction'ıyla bunu birleştiriyorum ve artık kırmızı benim için bir isim. Ben buna ek de getirebilirim. Yani ben bunu göstermek ile de gösterebilirim. Kırmızı lamak şeklinde hani isimden fiil yapan Leyla'yı da hani birleştirebilirim. Benim için artık sorun yok. Yani kırmızıyı ben istediğim gibi isim olarak kullanırım. Çünkü benim dilimde isim diye bir construction var. Ve diğer sıfatlardan bildiğim, tecrübem olduğu üzere ben sıfatları Türkçe'de çok kolay bir şekilde isim olarak kullanabiliyorum. Artık benim bir yerlerde kırmızıyı, sıfat olan kırmızıyı, isim olan kırmızıya dönüştüren bir ek aramama gerek yok. Burayla alakalı herhangi bir sorunuz varsa biraz karışık olabilir. Yine dersin sonunda biraz zaman vereceğim. Bana sorabilirsiniz. Şimdi devam edelim. Dolayısıyla construction grammar altında, çatısı altında construction morphology yani konstrüksiyon biçim bilim ya da yapı biçim bilim hangisini tercih ederseniz klasik biçim bilimin açmazlarına verilen bir yanıttı. Burada biz şeyi görüyoruz 2010'lu yıllarda artık. Biçim bilim sahasında artık bilişsel bilimlere doğru bir kayma, bilişsel psikolojinin bulgularından faydalanma eğilimi görüyoruz. Aslında formel dil bilimde genel anlamda böyle bir eğilim var diyebiliriz. Bunu 2000'lere kadar çok formel dil bilimdeki çalışanlar bunu denediler. Yani karşı koymaya çalıştılar. Cognitive Science'ın, bilişsel bilimlerin bulgularından faydalanmamaya çalıştılar. Hala da diretiyor Chomsky ve takipçileri. Ama yavaş yavaş kognitif science'a doğru bir kayma, onun bulgularını ciddiye alma, kognitif psikolojiden faydalanma gibi bir eğilim de söz konusu. Açıkçası gelecekte
Ne olacağını bilmiyorum. Belki ileride şu an filoloji bir hani böyle edebiyat fakültesinde böyle bir sosyal bilim olarak görülüyorsa, dil bilim de muhtemelen eğer böyle devam ederse, formal dil bilim şeklinde devam ederse, belki bir doğa bilimi, pozitif bilim olamayacak ve filolojinin kaderini paylaşacak gibi geliyor bana açıkçası. Çünkü burada görüyoruz, eski şekilde devam ederseniz bir sürü açmazası sürüyor. Şimdi yönetim ve bağlama yaklaşımına gelelim. Bu da 1968'den başlayarak, temelleri o zaman atılmaya başlayarak Chomsky'nin ortaya attığı ve işte 90'lara kadar böyle damgasını vurmuş söz dizim alanında böyle ne derler? Söz dizim alanında yeri yerinden oynatmış, 20 sene böyle bir şekilde hükmetmiş bir şey, bir teoriydi, bir yaklaşımdı. Peki nereden çıkıyor? Yani neden yönetim, neden bağlama dediler? Yönetimin denmesinin sebebini görmek istersek hemen şu derin yapı, yüzey yapı örnek cümlelerine bakalım. He so what ifadesini, hani demiştik ya çocuklar böyle söylüyor, demek ki bizim zihnimizde aslında böyle. Sonra dilin kurallarıyla karşı karşıya kalınca onu cümlenin önüne taşımamız gerektiğini biz biliyoruz. Ama şöyle bir şey var. Biz onu oradan taşıdık da orası artık boş kaldı. Yani see'den sonra mesela what did he see Ali gibi bir şey diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bu ungrammatik olur. Niye diyemiyoruz sorusuna. Chomsky diyor ki çünkü orada bir geride bırakılan bir iz var. 70'lerde bunu söyledi. Bit diyor, o yüzden biz T yazarız ona. Trace demek, iz demek. Geride bırakılan bir iz var. O iz orayı doldurduğu için o boşluğu. See daha sonrasında bir nesne kabul etmiyor şeklinde bir yaklaşım öne sürüyor. Çok güzel. Peki bu izin anlamının ne olduğunu biz nereden bileceğiz? Orada da şu kırmızı okla gösterdiğim şeye dikkat edin. What ifadesi taşınmış ama aynı zamanda geride bıraktığı izle, kuyruğuyla da diyebilirsiniz bir ilişki içerisinde. Ona kendi anlamını, sorumluluk anlamını katıyor. Onun kendi anlamının olmadığını ona söylüyor. O kırmızı okla bu ilişkiyi kurduğunu iddia ediyor Chomsky. Hiyerarşik yapılar demiştim hatırlarsanız. What daha yukarıda tabii ki. It, T, trace daha aşağıda. Yani yukarıda bulunduğu için anlamını ona iletebiliyor. Bu anlamını iletme, onun anlam özelliklerini sağlama mevzusuna yönetim deniyor bu yaklaşımda. Tamamen semantik sebeplerle ortaya atılmış bir şey. Bir de bağlama diye bir şey var. Bağlama için şu aşağıdaki cümlelere örnek bir bakalım. Bağlama ne demekmiş diye. Bu da yine şeyle alakalı bu arada. Hani government'la da alakalı yani yönetimle de alakalı bir şey. Bağlamada da siz yine ne yapıyorsunuz? Anlam özellikleri birbiriyle ilişkili ipi iki tane yapı kuruyorsunuz. Ama bu defa bir trace yok. Başka sözcükler var. Yani görülebilen sözcükler var. Görülebilen kısmına dikkat çekmek istiyorum. Çünkü bakın klasik biçim bilgisi formal dil bilim görünmez yapılara sapmıştı. Chomsky de burada 70'lerde aynısını yaptı. Yani trace'de görünmez yapılar var. What did he see dedikten sonra duruyorsunuz bir şey söylemiyorsunuz ama orada bir şey var. Hani bağlama ilkelerinde her şey görünüyor. Ayan beyan ortada. Kadınlar birbirlerini selamladılar ifadesindeki birbirlerini anlam özelliklerini kadınlardan alıyor. Yani kadınlar birbirlerini selamladılar dediğim zaman başkalarının birbirlerini anlamını ben düşünemiyorum bile. Buna bağlama ilkesi A deniyor. Neden A deniyor? Çünkü anaforalarla alakalı. Biz böyle hani refleksif yapıdaki yani öz dönüşlü kendi kendini gösteren ya da bir topluluğun kendi kendini ifade ettiği yapılara biz anafora deriz. Şimdi binding principle B var ya da bağlama ilkesi B var. Burada da Aslı kendi ofisinde değil. Şimdi burada Aslı'yla kendi arasında bir anlam ilişkisi ben düşünebiliyorum. Aslı kendi ofisinde değil dediğim zaman Ahmet'in bir ofisi varmış da o kendi diye adlandırıyormuşuz biz onu ve Aslı orada değil diye bir anlam ilişkisi ben düşünemiyorum. Kendi sözcüğü otomatik olarak Aslı'yla referans içinde ona göndermede bulunuyor. Ben bunu düşünebiliyorum. Böyle kendi gibi zamirlerin başka özel isimlerle ilişki içinde olmasına da
şey deniyor. Bağlam ilkesi B deniyor. Hatırlayın, yukarıdaki öz dönüşlü şeyler de oluyordu. Öz dönüşlü zamirler de oluyordu. Bu normal zamirler de oluyor. Aranızda eğer teoriye biraz hakim olan birisi varsa ama kendi öz dönüşlü bir şeydir. İngilizce'de öyle en azından diyebilir. Türkçe'de o tutmuyor. Yani bizdeki kendi ifadesi anafora gibi davranmıyor. Bir zamir gibi davranıyor. Biz bir öz dönüşlü gibi değil, düz bir zamir gibi davranıyor. O yüzden böyle bir örnek verdim. C kısmına da bakalım. Burada da o Ali'yi gördü ifadesi var. Ali ve o arasında ben bir anlam ilişkisi kuramıyorum. Yani o Ali'nin kendisi oluyor aynı zamanda. Ben ona o diyorum. Ve Ali'yi bahsederken Ali'nin adını söylüyorum. O ve Ali birbirine gönderide bulunuyor ama o önde. Böyle bir şey de söyleyemem. Bu da doğru değil. Buna da bağlama ilkesi C deniyor. Dolayısıyla bağlama ilkelerini şöyle özetlemek gerekirse A ilkesine göre anaforalar yani öz dönüşlü zamirler başka bir ad tarafından, başka bir isim tarafından bağlanmak zorundadırlar. Anlam ilişkilerini oradan almak zorundadırlar. Zamirlere gelirsek, yani binding principle B'ye, bağlama ilkesi B'ye gelirsek, burada da zamirler bağlam içerisinde, yani konuşma akışı içerisinde bir addan anlam ilişkilerini almak zorundadırlar. Mesela kapıyı açsam ve birden size şey desem, şu an beni dinlerken, onu gördün mü desem, siz hangi onu diye sorarsınız, hani o kim diye sorarsınız. Çünkü hani ortada bir bağlam yok, ben kimseden bahsetmedim. Dolayısıyla ben bağlama ilkesi B'yi ihlal etmiş durumdayım burada. O zamirini kullanabilmem için öncesinde birisinden bahsetmem lazım. C'de de Ali gibi özel isimler ya da işte masa sandalye gibi cins isimler kendilerinden önce bulunan başka bir addan anlam ilişkilerini alamazlar. C ilkesi de bunu söylüyor. Dolayısıyla A anaforalarla ilgili, B zamirlerle ilgili, C de özel ve cins adlarıyla, yani özetle adlarla ilgili bir şey. Anlam ilişkisini alma üzerinden ortaya çıkıyor. Yönetim ve bağlama yaklaşımının temel şeyi buydu. Temel düşüncesi buydu ortaya attığı şey. Başka ne var? Chomsky'nin meşhur Y modeli var. Neden Y modeli diyoruz? Şurada söz dizim, ses dizim ve anlam arası dikkat ettiyseniz tersine çevrilmiş bir Y bulunuyor. Burada da insan dilinin aslında şöyle davrandığını söylüyor. Bakın sağ tarafta sözlükçe diye bir şey var. Sözlükçe bizim zihnimizde dil içerisinde kullanacağımız ifadeleri kaydettiğimiz soyut bir sözlük gibi düşünebilirsiniz. Biz buna sözlükçe diyoruz. Ya da leksikon İngilizcesiyle. Sözlükçeden bizim cümle kurmada kullanacağımız sözcükler çekilip alınıyor. Daha sonra söz dizime gönderiliyor. Bu ilk kırmızı söz dizim ve sözlükçe arasındaki kırmızı çizgi bunu ifade ediyor. Burada da derin yapı ve yüzey yapı var. Derin yapı da önce temel anlamda bir birleştirme işlemi oluşturuluyor. Sonra da yüzey yapı da gönderilmeden önce dilin kuralları bu temel yapıya uyarlanıyor. Ve ardından şurada olduğunu gördüğünüz gibi he, so, what tarzında bir şey derin yapıda kullanılıyor. Daha sonra bu dil içi kurallar nedeniyle what did he see gibi bir şeye dönüşüyor. İşte söz dizim şunu yapıyor. Bir, sözlükçeden gelen sözcükleri birleştiriyor. Kurallı bir biçimde. İki, dilin ekstra kuralları varsa işte soru sözcükleri cümle başına gelir gibi. Bu değiştirme dönüştürme işlemlerini yapıyor. Bunu yaptıktan sonra da dikkat ederseniz bakın önce tek çizgi halinde geliyor. Yani Y'nin ters Y'nin başlangıç kısmına bakarsanız. Bu yeni oluşturulmuş cümle artık gönderiliyor. Nereye gönderiliyor? Sesletim merkezlerine ve anlam merkezlerine gönderiliyor. Yani söz dizim sözlükçeden sözcükleri aldı, cümleyi kurdu, dilin kurallarını uyguladı, uygun söz dizim ifadesini oluşturdu. Oluşturduktan sonra da hadi şimdi bunu sesletebilirsin diye bunu sesletime gönderdi. Artık anlam oluştu. Bunun bir anlamı var. Kontrol et anlamı doğru değil mi diye anlamla ilgili bilişsel birime gönderdi. Bunu ifade eden bir model. Buradaki özellikle anlam kısmı birazcık tuhaf. Neden tuhaf? Dikkat ederseniz siz cümleyi oluşturmadan önce, cümleyi kurmadan önce anlam diye bir şey ortalıkta yok. Yani siz cümle kurarken aslında onun anlamını pek de kestiremiyorsunuz gibi bir şey çıkıyor ortaya. En azından benim anladığım bu K modelinden.
Çünkü burada hiçbir yerde semantik yok. Biz sadece şu an sözizm temelli bir şeyden bahsediyoruz. Chomsky bunun doğruluğunu savunmak için şu aşağıdaki ile benzer örnekler veriyor. Diyor ki, "They saw the professor with a telescope" cümlesinde. Eğer "with a telescope" yani onlar profesörü teleskopla gördüler gibi bir anlam ifade ediyorsa, yani teleskop bir görme aracı olarak burada kullanılmışsa profesörü görmek için, o zaman diyor yapı değişiktir diyor. Bakın diyor anlam değişik diyor. Ama diyor profesörün bir teleskobu varmış ve onlar o teleskobu olan profesörü görmüş gibi bir yapıda olabilir bu. O zaman sözcüğün başka bir işlem yapmıştır. O zaman yine anlam değişti. Yani iki cümlenin anlamları birbirinden farklı. Birincisinde teleskop bir araç, ikincisinde profesörün sahip olduğu bir nesne. Şimdi diyor bakın hani aslında sözcüğümsel bir değişiklik var. Sessetildiğinde siz bunu göremiyorsunuz. Hani hiyerarşik yapılar açısından bir farklılık var. Hatırlarsanız ilk kısımda bahsetmiştim hiyerarşik yapılardan. Dolayısıyla diyor eğer sözcüğümden önce anlam varsa o zaman nasıl oluyor da sözcüğüm buna müdahale ediyor ve farklı anlama gelecek yapılar oluşturabiliyor şeklinde bir şey söylüyor. Bence çok doğru bir çıkış noktası değil bu arada. Şimdi devam edelim. Bakalım bunları söylemiş. Yani sözcükçe, sözizm, sesletim, anlam gibi bir modelden bahsetmiş Chomsky. Başka neyden bahsediyor? Bir de hiyerarşik yapılardan. Burada gördüğünüz gibi ben Ali'yi gördüm ifadesi var. Az önceki cümleleri böyle bir hiyerarşik yapının içinde düşünebilirsiniz. Aşağıdan yukarıya doğru yapılıyor bu arada. Hani görmek ifadesi geliyor. Görmek diyor ki ben geçişli bir eylemim. Tek başıma duramam. O yüzden bakıyor hemen nesne olabilecek ilk şeyi çekiyor. Oradan Ali'ye ifadesini çekiyor yanına. Diyor ki ama burada özne eksik olduğu için ne yapayım? Gideyim spek CP'me, spek VP'me oradan şey alayım. Ali'yi alayım. Yani çünkü ben bir iki tane ad alıyorum. Bir tanesi nesnem, bir tanesi özlem. Bunu aldıktan sonra ama bu defa zaman ekleniyor. Zaman eklendikten sonra zaman diyor ki ya diyor bu şimdi cümlenin başında bir özne lazım. Bu diyor eylemin ihtiyacını karşıladık ama o yüzden ne yapalım diyor. Artık alınacak bir şey yok sözcükçeden. Her şey alınmış durumda. O zaman şunu yapabiliriz. Ben ifadesi özne olmaya en yakın şey burada. Onu tutalım cümlenin öznesi yapalım. Yani şuradaki TP'nin altına MP pozisyonuna getirelim. Spec TP'ye getirelim biz öyle diyoruz zaman. Peki çok güzel. Düm diyor ki tek başıma duramıyorum. Geçmiş zaman eki olarak bana bir şey gelmesi lazım. Öyleyse ne yapayım? Eylemi de yukarı taşıyayım ve benimle birleşsin diyor. Yeni bir işlem daha yapılıyor. İşte Chomsky'nin sisteminde bir de böyle hiyerarşik yapılar var. Biri yukarıda sizin gördüğünüz ne olduğunu henüz anlatmadı. İşte C, C bar CP ve spec CP gibi bir yapı var. C diye bir şey var orada. C diye bir şey görüyorsunuz. Bu da yani mesela cümlenin bir yargı bildiren bir cümle mi olduğu işte veyahut soru cümlesi mi olduğu yönünde özelliklerin bulunduğu bir şey. Mesela İngilizce'deki bu hani cümle başına giden WH elementler soru sözcükleri nereye gidiyor diye sorarsanız onlar işte şuradaki CP, CP ifadesinin hemen sol tarafındaki spec kısmına gidiyor. Onlar cümlenin en başına oraya taşınıyorlar. Mesela İngilizce'de. Türkçe'de boş bırakıyoruz biz orayı genelde. Hiçbir şey gitmiyor ya. Ya da bazı dil bilimcilere göre orayı vurgulamak istediğimiz şeyle ya da sözün konusu yapmak istediğimiz şeyle dolduruyoruz. Böyle bir yapısal sistemden bahsediyor Chomsky. Peki yönetim ve bağlamanın sorunları nelerdir? Şimdi derin yapı yüzey yapıdaki şu örneğe geri dönersek. He saw what ifadesi. What did he see'ye dönüşmüş ve geride bir trace diye, iz diye bir şey var. Şimdi Chomsky diyordu ki bakın şurada sözlükçe var. Sözlükçeden kullanılacak ifadeler toparlanıyor. Toparlandıktan sonra sözcüğün derin yapı ve yüzey yapı yardımıyla anlamı oluşturulacak, sesletilecek ifadeleri üretiyor. Peki, o zaman biz şöyle bir şey yapmış oluruz. İnsanların sözlükçelerinde şurada T'de gördüğünüz gibi iz diye bir şey olması lazım. Trace diye bir şey olması lazım. Ama aynı zamanda Chomsky'nin teorisinde biz şunu biliyoruz. Sözlükçede İnsanların çevresinden duyup öğrendikleri şeyler var. Çünkü bu dilin temel katmanı içerisinde dahil değil. I language'e dahil değil, external language'e dahil. Internal değil, external bir şey. İnsanlar hiç duymadığı trace diye bir şeyi nasıl öğreniyorlar? Bu bir sorun. İki, Jackendoff'un Simpler Syntax diye bir kitabı var. 2005 yılında yazdı. Bu diyor ki bu
Sistem çok söz dizin merkezli. Bir sonraki slide'da, yani sona doğru olan slide'da bunun ne demek olduğunu göreceksiniz. Her şey söz dizim üzerinden ifade ediliyor. Yani mesela ses detim söz dizime niye müdahale etmiyor? Mesela bir örnek veriyor. I saw him yesterday diyebilirsiniz İngilizce'de. I saw yesterday him diyemiyorsunuz. Ya da mesela I saw yesterday the man diyemiyorsunuz İngilizce'de. Araya adverb giriyor. Ama Jackendoff diyor ki İngilizce'de şöyle bir şey mümkün. I saw yesterday the man who was bitten by a dog diyebiliyoruz. Yani kullandığımız nesne the man who is bitten by a dog gibi bir şeyse, daha böyle büyük bir yapıysa, o zaman cümlenin en sonuna atabiliyoruz. Bakın diyor, ses setim müdahale etmiş dizime diyor. Dolayısıyla söz dizim merkezlik burada eleştiriliyor. Bir de etiketler kısmı var. Ad öbeği, eylem öbeği ya da benim şurada kullandığım gibi noun phrase, verb phrase gibi şeyler var. Şimdi bir dakika, biz az önce ne demiştik? Sadece sözlükçede olan şeyleri alıp birleştiriyor ve taşımalar yapıyor demiştik söz dizim. Şimdi bir anda etiketler ortaya çıktı. Mesela noun'la verb birleştiği zaman neden VP oluyor da MP olmuyor gibi bir soru var. Yani adla eylem birleştirdiğiniz zaman bu şey niye hala yüklem, niye eylem olarak kalıyor? Mesela seni gördüğümdeki sen ve görmek birleşince neden yüklem oluyor bu? Neden ad öbeği olmuyor? Neden bu isim gibi davranmıyor? Böyle bir sorun var yönetimle bağlama yaklaşımında. Başka taşıma ve birleştirme diye iki tane ayrı şey var. Bakın şurada hani bir trace görüyordunuz. T, what buraya taşınmış demiştim. Ne diyorduk biz? Hani derin yapıda birleştirme işlemi yapılıyor. Yüzey yapıda da taşınma işlemleri yapılıyor demiştik. Bizim şimdi taşıma dediğimiz şey şöyle bir şey olmasın sakın. Biz he saw what diye bir şey oluşturduk. Sonra what'ı aldık. Bir daha birleştirdik bu ifadeyle. Yani bunlar sonuçta bir böyle hiyerarşik yapı oluşturuyorlar. O zaman aşağıdaki what'ı da artık söylemiyorum. Zaten o vardı orada. Gibi bir şey de olabilir. Yani taşıma ve birleştirme diye ayrı ayrı işlemler yerine tek bir işlem bunu yapabilir. Çünkü birleştirme hepsini yapabiliyor diye bir eleştiri de söz konusu. Bu arada bu saydığım eleştirilerin şu birinci eleştiri, sözlükçede izler, etiketlerin durumu, taşıma ve birleştirme işlemlerinin tek bir işlemi olabileceğine dair eleştiriler aslında Chomsky'nin kendi teorisi içerisinde ortaya sürdüğü şeyler. Minimalist yaklaşım dediğimiz, artık 2000'ler sonrasında gördüğümüz yetinmeci kuramda denilen bu düşünce tarzına göre biz yönetim ve bağlama döneminde çok fazla kavram ortaya attık. Bunların birçoğunun arkası boştu. Bunların eleyelim, elimizde ne kalıyorsa hani dili açıklamak için mümkün olan minimal en az kavram neyse öyle açıklayalım gibi bir yaklaşımla ortaya çıkardı eleştiriler. Bir de tabii Jack Ma'da olduğu gibi hani yaklaşım dışından da eleştiriler de söz konusu. Şimdi anlam bilime geldiğimiz zaman ne demiştik? Anlam bilim doğruluk değerleri 1-0. Söylediğiniz bir şeyin doğru mu yanlış mı olduğu ile ilgilenir. Hangi durumda doğru, hangi durumda yanlış olduğu ile ilgilenir. Gibi bir şey söylemiştik. Hani tüm kuğular beyazdır ifadesinin işte az önce, yani bir önceki dersimizde şeyini çıkarmıştık. Hani mantıki gösterimini temsilini göstermiştik. Şimdi buraya baktığımız zaman dilde şöyle şeyler var. Anlam bilimde hani diyoruz ya bu doğru, bu cümle doğru mudur, yanlış mıdır? Mesela bir arkadaşımız bize diyor ki bıktım artık istifa edeceğim. Bize diyoruz ki hı, kesin edersin. Şimdi hepimiz şunu biliyoruz. Hı, kesin edersin diyen kişi aslında dalga geçiyor, ironi yapıyor. Kastettiği şey edemeyeceksin. Ama bunu olumlu bir yapıyla yapıyor. Şimdi anlam bilim açısından bu. Anlam bilim şuna bakmaz bir kere. Bağlamı falan hiç ele almaz. Hı, kesin edersin ifadesini olduğu gibi kabul eder ve bu cümlenin doğruluk değerini araştırır. Der ki işte bak arkadaşın istifa etmedi, sen onu onaylamıştın. Demek ki bu cümle yanlışmış. Ama zaten karşımızdaki kişi hani ironi yapıyor. Anlam bilim buralara bakmaz. Başka bir eksikliği anlam bilimi. Mesela şöyle paradokslara yol açabiliyor. Ben oraya bir cümle yazdım. Bu cümle doğru değil. Bu cümlenin anlamı eğer şeyse hani cümleyle kastedilen şeyse o zaman bu cümle doğru bir cümle oluyor. Eğer kastedilmeyen bir şeyse yine doğru bir cümle oluyor. Yani burada bir paradoksa bizi sokuyor cümlenin anlamı. Hani
Böyle bir sorun var. Bir de metaforlar da mesela anlamadığım çalışmıyor açıkçası. Ninem pamuk şekeridir dediğimizde hani biz şey diyemiyoruz. Ninem diye birisi var. Bu aynı zamanda pamuk şeker kümesine dahil birisi diyemiyoruz. Biz burada kastettiğimiz hani böyle yumuşak huylu, tatlı bir insan olması. Şimdi anlam bilim buralara bakmadığı için bir şey var, bir eksikliği var. Yani ne eksik? Pragmatik kısmında gördüğümüz neler eksik? İşte bağlama, duyarlılık, ironiler, metaforlar. Ya da mesela cümleyle kastedilenin gerçekten olup olmadığı gibi ifadeler aslında anlam bilimin eksik olduğu konular ve doğruluk değerini belirlemede bu açıdan bir zorluk çekiyor. Bir de anlama yönelik tartışmalar var. Şimdi anlam diye bir alan var ama anlam nedir dediğinizde bir ifadenin, söylediğiniz bir şeyin doğru olup olmadığını belirleyen şeydir diyorlar. Ya iyi de bu yani bir zihnimizde bir reprezentasyon mu, nörel bir hareket mi, bir fail, bir ateşleme mi nedir yani? Bunla neyi kastediyorsunuz? İşte diyorlar doğruluk ortaya çıkartan yargıdır hani gibi bir şey söylüyorlar. Peki diyelim ki mesela bazılarının iddia ettiği gibi zihnimizdeki bir takım temsiller, reprezentasyonlar. O zaman mesela ben anneme şunu denedim. Şu cümle bana ait bir cümle. Anne unicornumu gördün mü? Şimdi benim annem ilkokul mezunu birisi ve unicornun ne olduğunu hiç duymamış birisi idi o zamana kadar. Ben bu cümleyi sorduğumda annem böyle bir sağa sola baktı. Hani bunun unicorn diye bir şeyin var olduğunu ve bu şeyin bir adla ifade edilen bir nesne olduğunu düşündü. Şimdi annem daha önce duymadığı bir şeyin anlamını nasıl çıkardı? Hepiniz diyeceksiniz ki tabii ki etrafındaki kelimelerden ama anlam bilimde anlam kullanım değildir. Edim bilimsel karşılığı bu. Yani ben bunu bir şey arama kullanımında, bir şey arama, bir eşya arama bağlamında kullandım. Dolayısıyla unicorn dediğim zaman annem bir çıkarımda bulunabiliyor. Ama anlam biliminde hani zihinsel temsil dersek anlam eğer zihinsel temsil gibi bir şeyse yani dışarıdaki bir nesnenin karşılığıysa bize zihinsel olarak o zaman annem bilmediği bir şeyi nasıl tepki verebiliyor gibi bir sorun ortaya çıkıyor. Bu da anlam biliminin bir şeyi, bir eksiği. Yani özetleyecek olursak bir sistem olarak dile ilişkin bazı sorunlar var. Hani formel dil bilim bu kadar da harika başarılı bir şey değil. Mesela ekonomi diye bir şeyden arada bahsederler. Rusça'dan bir örnek verdim. Bu bir selamlaşma ifadesi. Çok sık kullanılan merhaba ifadesi. Zdravstvuyte diye söyleniyor. Derler ki mesela Türkçe'de iki tane ünsüz yan yana gelmez. Neden? Çünkü dilde ekonomi vardır. Yani şimdi o ekonomi ne hikmetse Rusça'da çok sık kullanılan bir sözcük de ortaya çıkmıyor. Mesela Türkçe'de tren diyemiyorsunuz. Hani o kadar da sık kullanılan bir şey olmadığı için tren diyemiyorsunuz. Tren demeniz lazım ya da tren der insanlar. Başka mesela diyoruz ki Türkçe'de mesela gördüm diyebiliyoruz. Özneyi nesneyi atabiliyoruz. Bağlamdan çıkıyor. Niye dediğimizde ekonomi hani gibi bir şey söylüyorlar. Dil gerçekten bu kadar ekonomik olduysa niye İngilizce'de bütün özneyi ve nesneyi tutmak zorundasınız o zaman? Hani niye yani bu ekonomi eğer dil yetisiyle alakalı bir şeyse niye bazı dillerde var, bazı dillerde yok? Ne hikmetse mesela Türkçe fonolojik olarak ekonomik davranıyor. Ekonomik davranıyor ama Rusça davranmıyor. Ya da İngilizce ekonomik davranmıyor, Türkçe davranmıyor falan. Böyle bir şey var. Bir sıkıntı var. Biz dil yetisinden bahsediyoruz ama ilginç, dil yetisinden bağımsız şeyler söylüyoruz. Sistemiklik mevzusu var. Dil zannettiğimiz kadar da sistematik bir şey değil. Yani denizci diye bir şey vardı hatırlayın. Göcü diye bir ifade yoktu. Ya da mesela geniş zamanda geliriz deriz birinci çoğulu ifade etmek için. Ama geçmiş zaman olduğunda geldik deriz. Yani kişi eki izden ke'ye dönüşür birden. Yani hiç sistemik değil. Yani mesela gelirsin, geldin, tamam gene benziyor ya da gelirim, geldim, bakın ne ile bitiyor benziyor ama birinci çoğula geldiğimiz zaman tutmuyor. Yani sistemik değil o kadar da değil. Formel dil bilimin iddia ettiği kadar. Bir de bağlama duyarlılık diye bir şey var. Biz hep bunu matematikselleştirmeye çalışıyorduk ama ben sana yardım ederim diye bir cümle duyduk. Şimdi buradaki ben kimdir diye sorarsanız o cümleyi söyleyen kişidir. Yani sürekli değişiyor olabilir bunun anlamı. Sana ifadesi o cümlenin hitap ettiği kişidir deriz. Yani o da sürekli değişiyor. Yani bunu siz annenize söyleyebilirsiniz, arkadaşınız size söyleyebilir, öğretmen öğrencisine söyleyebilir vesaire vesaire devam eder. Şimdi
Bir de yaratıcılık kısmı var. Sen yani demiştik ya hani hiç mi ses bilim yani ses setimle alakalı mevzular ya da işte başka kısımlar müdahale etmiyorsunuz izlemediğim. Bakın burada ben bu gelmek istemiyorumlardan sıkıldım diye bir cümle var. Bunu duymuş olabilirsiniz. Annem size söyledi, bana söyledi mesela. Şimdi burada ne yapıyoruz? Bakın ben gelmek istemiyorum cümlesini biz sanki bir sözcükmüş gibi kullanıp bir kökmüş gibi kullanıp ondan sonra lar ve dan eklerini ekliyorum. Yani çok tuhaf. Bu dilde yaratıcılık diye bir şey var ve normalde olmaması gereken şeyleri varmış gibi kullanıyor ve biz hiç sorun olduğunu düşünmüyoruz. Bir de dünyaya ilişkin bilgiler var. Yani Chomsky ve takipçileri dilin diğer bilişsel yetilerden tamamen bağımsız olduğunu iddia ediyorlardı ama mesela Gary Marcus'un 2019 yılında Rebooting AI diye bir kitabı var. Orada şöyle bir örnek veriyor. Abi kardeş yolda gidiyorlarmış. Abi ilerideki ağacın altında güzel bir tavşan görmüş ve kardeşine göstermiş. Kardeş ağacın yanına gidip tavşanı eline alıp sevmiş. Peki kardeş tavşanı görmüş mü? Şimdi cümlenin eğer içine bakarsanız kardeşin tavşanı görüp görmediğine dair bir sözcük yok yani. Kardeşi görmüş diye bir cümle geçmiyor. Biz nereden çıkartıyoruz? Elini alıp sevdiyse herhalde görmüştür diyor. Bu bizim dünya bilgimizle alakalı bir şey. Yani dilin kendi iç sistemiyle alakalı bir şey değil. Dolayısıyla formal dil bilimi hani bu konularda biraz olsun daha böyle dikkatli davranması gerektiğini düşünüyorum. Bunlar belki sizin de işinize yarar düşünürken. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorulara geçebiliriz isterseniz. Bu güzel konuşma için biz teşekkür ederiz öncelikle hocam. Katılımcılarımız isterlerse sorularını chat üzerinden sorabilirler ya da reaction kısmından el kaldırıp sesli bir şekilde soru sorabilirler. Zaten sizin konuşmanız esnasında bir tane soru gelmiştir. Dilerseniz ben onunla başlayabilirim. Olur tabii. Kadir abi şu şekilde bir soru sormuş. Hocam peki kanıtı ifadesinin dil bilgisi dışı olduğunu nasıl anlayabiliriz? Şimdi formal dil bilim bu durumda iki şey kullanıyor. Eskiden metodolojinin çok da gelişmediği zamanlarda speaker intuition diyordu. Yani siz bir dil bilimcisiniz diyorsunuz ki bu Türkçe'de yok, bu doğru değil. Ve öyle yazıyorsunuz. Bir kişinin verisini kullanıyordunuz. Sonra işte 80'lerden sonra psycholinguistics ve neurolinguistics biraz daha böyle gelişmeye başladıktan sonra dediler ki ya bir kişinin yargısı yetmez. Gidin en azından bir anket yapın, insanlara sorun. Doğru mu değil mi diye insanların yanıtlarına göre hani ortalama bir şey belirlemeye çalışın dediler. Öyle dil bilgisi dışı olduğunu artık anlamaya çalışıyorlar ama hala birinci sistemde kullanılıyor. Teşekkür ederim. Fatma Gültekin şu şekilde bir soru sormuş. Bilişsel modülün temelinde hangi formal dil bilim alanı merkezdedir? Bilişsel modülü açıklarsanız sevinirim. Anlamadım bunu açıkçası, özür dilerim. Yani bilişsel modülle neyi kastedildiğini anlamadığım için. Bilişsel alanı. Acaba şeyi mi sormaya çalıştım? Yani construction grammar'dan bahsediyordum. Onu mu? Aldı sağ. Hala bir şey anlamıyorum. Yani benim bahsettiğim şeylerde dikkat ettiyseniz biliş diye bir şeyin adı geçiyor. Yani biliş diye bir şeyin adı doğru dürüst geçmiyor bile. Zihin diye bir şeyin adı var. Ama siz acaba şeyi mi kastediyorsunuz? Dil aygıtı diye bir şey var. Onu mu kastediyorsunuz? Ya da işte dil yetisi diye bir şey var. Özür dilerim. Yani soruyu anlayamadığım için şey yapamıyorum yani. Cevap veremiyorum. Bilişsel modülün temelinde aynı formel dil bilim alanı merkezidir. Bilmiyorum. Yani sadece sallayacağım, atacağım. Dil bilim maalesef dilin temel ilkesini belirleyen şey nedir? Dilin en temelinde ne vardır gibi bir şey soruyorsanız şu. Chomsky diyor ki sınırlı sayıda sözcükle sınırsız sayıda ifade üretme yetisi diyor. Yani söz dizime işaret ediyor. Dilin temel ilkesi ona göre söz dizimdir. Diğerleri dilin temel ilkesi değildir, dilin dışındadır. Yani ses netim işe yaramaz diyor ya da anlam başka şey olabilir diyor. Dille alakalı olmayabilir diyor. Sözcükçe de olmayabilir, hafızayla alakalıdır diyor ama diyor söz dizim bunlardan farklı diyor. Burak Büyükyaprak şöyle bir soru sormuş.
Hocam, Türkçe'de derin yapıdan yüzey yapıya geçerken trace örneği verebilir misiniz? Artık yani onu şunu söyleyeyim öncelikle 2000 iki, yani 1990'lardan beri artık trace kullanmıyoruz ama vermek isteseydim birinci ne derler? Birinci dersteki cümle örneğini hatırlayın. Herkes birisini seviyor. Normalde biz şunu bileceğiz. Türkçe'de alıştığımız sözcük sıralaması özne, nesne, yüklem tarzındadır. Birisini herkes seviyor dediğimiz zaman birisini cümlenin başına gidiyor. Dolayısıyla orada birisinin arkasında bir trace kaldığını söyleyebiliriz. Rica ederim. Başka sorusu olan var mı acaba hocamıza? Teşekkürler Kadir. Teşekkürler Kemal. Eğer sorunuz yoksa hocamıza ve daha sonrası değerli katılımcılarımıza vakit ayırdıkları için çok teşekkür ederek bu dersimizi sonlandırmak istiyoruz. Bir sonraki dersimiz saat 14.40'te Aziz Zambak hocamızın Çince Odası argüman dersi olacaktır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Son olarak hocam, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Öncelikle çok teşekkürler beni dinlediğiniz için, bana zaman ayırdığınız için. Eğer aklınızda herhangi bir şekilde bir soru vesaire kalmışsa, zamanımız yetmediği için soramıyorsanız, benim İstanbul Edu.tr uzantılı mail adresim var. Yasin Taşdemir diye yazarsanız zaten site çıkıyor. Oradan bana mail atarak sorabilirsiniz. Yanıtlamaya çalışırım sorularınızı. Teşekkürler ama. Çok teşekkürler tekrardan. İyi günler, sağ olun. Güzel.